Sağdaki ifadeyi çarpanlara ayırırsak 2 kare farkından 1 eksi a ve 1 artı a olur. Ayrı ayrı mutlak değerler için de çarpalım. 1 artı a mutlak değer içerisinde eşittir mutlak değer 1 eksi a çarpı mutlak değer içinde 1 artı a diyoruz. Şimdi bunun iki çeşit çözümü var. Bir tanesinde her iki tarafta ortak olan a'lar var. Deriz ki a eşittir eksi 1. Eksi 1 yazdığım zaman burası 0 olur. Burası 0 olur. 0 ile bir sayıyı çarparsak 0 gelir. 0 eşittir 0'dan denklemi çözeriz. Bu birinci parça. İkinci parça bu sefer aynı olduğundan dolayı sadeleştiririz bunu. Buradan da deriz ki a artı 1 eşit değildir 0. Yani a eksi 1'den farklı olmak zorunda. Bu durumda sadeleştirdiğimizde 1 gelir. Mutlak değer 1 eksi a veya yer değiştirebiliriz. A eksi 1 eşittir 1 denklemini çözeriz. Mutlak değer eğer bir pozitif sayıya eşitse içindeki değerlerin toplamını bulmak istersek içini 0 yapan değeri buluruz. 1'dir. Bunu 2 ile çarparız. Dolayısıyla buradan gelecek olan değerlerin toplamı 2'dir. Bir de bizim eksi 1 değerimiz var. 2 ile eksi 1'i toplarsak 1 yapar. Doğru cevabımız B şıkkıdır.